İyi günler. Medyaskop özel yayınına hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi koronavirüs. Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. 18 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine girdi. Pazar günü yayınlanan genelgeyle bundan sonra Türkiye koronavirüsle mücadelede hangi tedbirlerle yoluna devam edecek? Bakanlığın yayınladığı genelgeyle bu süreci başlatmış oldu Türkiye. Şimdi çok değerli bir konum var. Bundan sonra neler yapılabilir? Bundan sonra süreç nasıl yönetilebilir? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Toplumsal bağışıklığı sağlamak için neler yapmak gerekiyor? Değerli bir konumla konuşacağım. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyesi Profesör Doktor Taceddin İnandı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi izninizle biraz verilerle başlayayım hocam. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahi son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 11.553 oldu. Bunlardan 902'si hasta olarak tanımlanırken 233 kişi de koronavirüs nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Türkiye'de toplam vaka sayısı 5 milyonu, toplam can kaybı 45 bini geçti. Dünyada ise vaka sayısı 165 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 milyon 400 bini aşmış durumda. Aşı tabii ki verilerde önemlidir artık. Bunu da belirtiyoruz mutlaka. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de toplam aşılama miktarı 27.126.282. Bunlardan 15.532.590'ı birinci doz aşısına oldu. 11.592.692 kişi de iki doz aşısını birden oldu Türkiye'de. Bu akşam bir bilim kurulu toplantısı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması gerekiyor. Açıklama yapması bekleniyor ve basından gelecek soruları cevaplaması bekleniyor. Hocam, şimdi dedik ki 18 günlük tam kapanmanın ardından bir kademeli normalleşme sürecine girdik. Sizce hocam bundan sonrası için bizi neler bekliyor salgınla mücadelede? Bundan sonra neler yaşanabilir, neler olabilir? Vaka sayılarında hızlı bir düşüş de görüldü. Daha önceki kapanmalarda görülmeyen bir düşüş resmi verilere göre. Bu da çok konuşulan konulardan biriydi. Ben ama buna girmeden önce sizin beklentiniz bundan sonraki süreçle ilgili nelerdir? Biraz genel bir değerlendirme yapar mısınız hocam? Evet, şimdi vaka sayılarına bakarsak sizin de belirttiğiniz gibi 10 bin dolayında şu anda ve bu sayılar aslında son birkaç güne, bir haftaya baktığımızda da bir durağanlık göstermeye başladı. Yani 10 bin dolayında 10 bin, 12 bin arasında bir hasta sayımız oluyor. Son haftalara kadar bu hızla düşüyordu ama son hafta bu düşüş eğilimi kaybolmaya başladı. Buradan da şöyle bir kaygı ya da soru ortaya çıkıyor. Acaba bu düşüş eğilimi devam edecek mi? Bu etki aslına bakarsanız hani açılma pazartesi günü değişti kurallar. Hani bu azalmadaki yavaşlama da bu haftadan itibaren başladı. Henüz bu uygulamaların sonucu olarak değil. Yani açılmanın, kısmi açılmanın sonucu gibi de gözükmüyor. Mevcut kapanma koşullarında bile artış hızı, rakamlar azaldıkça zorlaşacak. Bunu bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu rakamların daha da aşağı inmesi çok kolay olmayacak. Yani 10 bin bandındaki, 10 bin, 12 bin arasındaki aralıktaki bu sayılar aşağı doğru düşmesi zor gözüküyor. Buna bu haftadan itibaren açılma etkisini de eklersek aşağıya inme durabilir. Hatta yukarı doğru küçük dalgalanmalar da olabilir kısa zaman içerisinde. 10 binin altına inmeye de bilir. Bu da bir olasılık, ihtimal. Çünkü önümüzdeki günlerden itibaren pazartesiden başlayan hareketliliğin de sonuçlarını görmeye başlayacağız. Yani trende baktığımızda aşağı iniş durabilir. Bunun farkında olalım. Bir başkası da 10 bin dolayındaki hasta sayısı aslında toplumdaki gerçek hastalarında bunun 5-6 katı olduğunu düşünürsek 50-60 bin dolayında toplumda günlük hastamız var. Bu da hastalığın toplumda yaygın bir biçimde görüldüğünü gösteriyor. Toplumun bağışıklık düzeyi ne dikkate alırsak ki bugün itibariyle siz rakamları verdiniz, ben de yüzdeleri söyleyeyim. %14 iki dozu olanlar, %18'de birinci dozu tamamlayanlar. Yani %15 gibi bir bağışıklama durumu var.
Bunun %70'in üzerine çıkması gerekiyor. Bunu çok yüksekleri yani 70'in üzerine çıkarmadığımız sürece de toplum yeni dalgalara, her açılmayla beraber yeni dalgalara daha açılmış oluyor aslında. Peki hocam, aslında tam kapanma sürecinde hocalarımızın, bütün hocalarımızın neredeyse altını çizdiği ve vurguladığı konu aynı zamanda, daha doğrusu galiba kısmi kapanma dememiz gerekiyor ki zaten siyaset otoritesi de böyle söylüyor, tam kapanma değil bir kısmi kapanma. Bunun yanında bağışıklamanın da hızlıca devam etmesi gerektiğini belirtmiştiniz sizler ama maalesef aşılama hızında ciddi bir yavaşlama var Türkiye'nin. Oldukça yavaş gidiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Bu hafta içinde 10 milyon doz Çin aşısının geleceğini söyledi. Sinovac'ın geleceğini söyledi. Yaz sonuna kadar, sonbahara kadar da 90 milyon BioNTech aşısının geleceğini söyledi. Yaz ortalarında da toplumsal bağışıklığın büyük oranda sağlanmasını bekliyor Fahrettin Koca. Toplumsal bağışıklık için, yani salgını sonlandırmak adına salgınla mücadele ve toplumsal bağışıklık yan yana nerede duruyor hocam? Ne kadar önemli? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Evet, yani kısmi kapanma ya da işte farklı düzeylerde bu kapanmanın, kısmi kapanmanın farklı yoğunlukları oldu. Ülkemizde farklı yoğunluklarını gördük. Geçtiğimiz haftadan itibaren hani değişen biraz daha yarı açılma diyebileceğimiz bir uygulama var. Ama dediğiniz gibi bu işten esas kurtuluş, çıkış daha normal bir yaşam. Ancak toplumsal bağışıklıklar mümkün. Toplumsal bağışıklık da bir anlamda aşı ile sağlanan bir şey. Yani aşı olmadan toplumu bu durumdan kurtarmak pek de mümkün gözükmüyor. Bugüne kadar %15, yani yaklaşık 5 ay geride bıraktık aşılama sürecinde. Bu 5-6 aylık süreçte %15'e ulaştık. Bu süreç yavaş gözüküyor. Yani %75'e çıkabilmek için daha önümüzde aylar, belki de bu senenin bu hızla gidersek, yani geçmişe dönüp baktığımızda. Ancak umarım bakanlığa verilen sözler, Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilir ve bir kısa zaman içerisinde toplumsal bağışıklık gerçekleşir. Bu bir temennin. Fakat yine geriye dönüp baktığımızda verilen sözlerde önemli aksamalar olduğunu da görüyoruz. Toplumsal bağışıklık için aşı bulma çabaları çok önemli. Bunu sürdürmek gerekiyor. Türkiye'nin aşılama çalışmaları kesintili gidiyor. Yani dışarıdan aşı geldiğinde hızlanıyor ama aşı kesildiğinde duruyor. Bu da Türkiye'nin işte kendi aşısını kendisinin üretememesinin bir sonucu. Ve bir başka da tabii, başkası da erken bağlantıları yapamamasının bir sonucu. Yani bu konuda daha erken bağlantılar yapabilseydi bunu yine önleyebilirdi. Umarım gerçekleşir ama bir an önce aşıyla toplumsal bağışıklığı sağlamamız gerekiyor bu durumdan kurtulabilmek için. Aşılamamız da yavaş gidiyor, evet. Hocam, bugün bilim kurulu toplantısı var. Bilim kurulu üyeleri tavsiyelerini belirtiyorlar. Bakanlığa, işte iktidara, hükümete neler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Daha sonrasında gazeteciler Fahrettin Koca'ya bazı sorular yöneltiyor. Fahrettin Koca gazetecilerin sorduğu soruları cevaplıyor. Şimdi size biraz ilginç gelecek ama şunu sormak isterim. Siz bilim kurulu üyesi olsaydınız ne tavsiye ederdiniz? Ve bir gazeteci olsaydınız Fahrettin Koca'ya ne sorardınız? Neler? Evet, şöyle, öncelikle ben bir bilim kurulu üyesi olsaydım şunları isterdim. Yani bakanlığa şunu söylerdim. Bizim kurulumuzda alınan tüm kurul kararlarının açık bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünürdüm. Yani bilim, öncelikle açıklık ve şeffaflığın önemli olduğunu ve bilim kurulunda alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünürdüm. Ve bunu iletirdim ve bu doğrultuda hangi kararların uygulandığını, bilim kurulunun önerdiği, tavsiye ettiği kararlardan hangisine uyulduğunu, hangisine uyulmadığını, uyulmama gerekçelerini de uymayabilir. Sonuçta tavsiye niteliğinde karar alıyor. Yöneticilerin, iktidarın hangi kararlara uyduğunu, uymadığını
açık bir biçimde ifade etmesi ve gerekçelerin ortaya koymasını beklerdim. Hani Sayın Bakan'a tabii gazetecilik biraz benim hani mesleğim değil ama hani birine sorabilirim bilmiyorum ama bilim kurulu üyesi olarak yine şunu isterdim. Her türlü verilerin paylaşılması gerektiğini, sadece hem rapor, neden bir rapor paylaşılmadığını bugüne kadar bir öğretim üyesi olarak, bilim insanı olarak yine Sayın Bakan'a sormak isterim. Neden bugüne kadar ayrıntılı bir pandemi raporu, yani kişi, yer ve zaman özellikleri, kişi dediğimiz işte hangi yaşta, hangi cinsiyette, hangi hastalıkta, kaç kişi hasta oldu, hangi yaş, hangi grupta, hangi illerde, hangi meslekte, bunlara ilişkin bir pandemi raporunun bugüne kadar neden yayınlanmadığını, bunun gerekçesini öğrenmek isterdim. İkincisi, yine veriler, yani sadece rapor değil, bu sürveyans verileri dediğimiz verilerin bilim kuruluyla, bilim insanlarıyla neden paylaşılmadığını yine ben merak ediyorum, sormak isterdim. Yine üçüncü noktada şu, neden standart bir araştırma süreci varken etik konularda, bilimsel araştırmalarda Türkiye'de yürüyen ve herhangi bir aksaklığa yol açmayan araştırma süreçleri varken neden Sağlık Bakanlığı ayrıca bir kurul kurarak ve nasıl çalıştığı açıklanmayan bir kurul kurarak böyle bir sürece müdahale etti? Bunları merak ettiklerini sorardım. Peki hocam, şimdi aslında bir halk sağlığı uzmanı olarak şunu sormak isterim. Biraz zaman geçti üzerinden ama hidroksiklorokin ilacının kullanımı önce tavsiye edildi, sonra vazgeçildi. Bu süreçler nasıl yönetilmeli sizce? Sonuçta belirsiz hastalığın işte tedavisinde kesin net sonuçlar olmayan bir süreç. Tüm dünya bunu yaşadı aslında. Böyle anlarda nelere dikkat etmek gerek etik olarak? Belli süre belli bir ilaç kullanıp sonra o ilacın kullanımının tavsiye edilmesinden vazgeçilmesi vesaire. Bu tip süreçleri bir halk sağlığı uzmanı olarak nasıl yönetmek gerekir? Evet, şimdi bizim bu noktada tabii zor bir süreçti başlangıçtan bu yana. Ama bizler, yine ben de bu grup içerisinde olan birisi olarak hidroksiklorokin hakkında yeterli kanıt olmadığına dair yapılan hani çalışmalarda tersine ileri sürdüğüne dair, tersine olduğuna dair erken dönemde bir kısım kuşkularımızın olduğunu, dolayısıyla bunun yaygın bir biçimde, zorunlu bir biçimde standart tedaviye eklenmemesi gerektiğini ileri sürüyor idik. Bir yıl sonunda kalktı. Tabii bu da gösterdi ki şu ana kadar hidroksiklorokin etkin bir ilaç değil. Bir yararı yok ama yan etkileri de olabilen bir ilaç. Bizim her zaman bu durumlara ilişkin yaklaşımımız kanıta dayalı bir yaklaşım. Bilimsel kanıta dayalı tıp yaklaşımı olmak zorunda. Kanıtlara bakarak karar vermek durumundayız. Kararlarımız bilimsel kanıtlara. Hidroksiklorokin için başlangıçta kanıtlar olmayabilir, gözleme dayalı kararlar vermek zorunda kalabiliriz. Ama ilk kararlar, ilk bilimsel kanıtlar çıktığında, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı, araştırmalar ortaya çıktığında Türkiye'nin daha erken dönemde bunu kesmesi gerekiyor. Yani başladı ama geç kalınmış bir karar diye yorumluyorum ben. Daha erken bu karardan vazgeçilmesi gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.